Sosyal medyadan tanımıştın Asım'ı. Hı. İyi tanıdığını düşünüyor musun? İyi tanıyor musun onu? Evet. Ya emin, güvenir misin ona? Güvenirim. Güvenirsin, peki. Asım Bey merhaba. Hoş geldiniz. Yan sürütüyordu. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum Nalan Hanım. Kaç yaşındasınız? Ben 55. 55 yaşındasınız. Evet. Nerede yaşıyorsunuz Asım Bey Ordu. Siz? Ordu'da. Evet. Kaç evlilik yaptınız? Ben ilk evliliğim, eşim vefat etti. Sonrasında kaç evlilik ikinci, yaptınız? Efendim? Sonrasında kaç evlilik yaptınız? Abi kaç evlilik yaptın? Benim bu ikinci evliliğim. Şimdi ikinci, kaç ikinci? Efendim? Kaç ikinci? Eşim öldü benim. Tamam. Eşim. Eşinizin vefatından sonra hayatınıza giren tek kadın Naile Hanım mı? Evet. Evli olduğunu biliyor muydunuz Naile'nin? Naile'nin evli olduğunu biliyordum. Biliyordunuz. Biliyordum. Bile bile ilişki kurdunuz. Şimdi şöyle bir şey, Naile Hanım bir ara bazı şeylerde yardımcı oldum. Bana dertlerini anlattı. Hmm. Paylaştı. Dedi ki bu şekil bu şekil yapalım. Ne diyorsun dedi. Ben de dedim bu şekil bu şekil dedim. Bu şekil yani, bu şekil o şekil onun, o şekil. Onun gönüllü razısı yani. Benim gönüllü razısı. Peki Asım Bey sizi Ordu'da nasıl bilirler? Efendim? Sizi Ordu'da nasıl bilirler? Ordu'da ben işimde gücümdeyim yani. Ne iş yapıyorsunuz? Ben normal bir el makşinin yanında çalışıyorum yani. Peki. Bazı telefon altında sizi çalışıyor. Tanıyan bir kişi var. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsınız? İyidir, sizi sormalı. Sağ olun. Asım Bey sizin neyiniz oluyor, nasıl tanırsınız? Asım Bey'i ben tanıyorum. Önceden beri tanıyorum. Yani bir 5-10 senedir tanıyorum yani daha doğrusu. Hı hı. Asım Bey emlakçıda çalışıyor. Yani emlak dükkanım var falan, kadını kandırmış. Öyle Hayır. bir şeysi yok. Emlakçılık altında fuhuş yaptırıyor yani daha doğrusu. Hayır, ben ona itiraz ediyorum. O yalan. Ben bunu konuşuyor. Açabilir misiniz? Asım bu emlakçılık işi ben adı altında. O kişi kim ise onun hakkında kadın, da onun hakkında da şikayetçi olacağım. Olun lütfen. Kesinlikle kadın, tanımıyorum. Bu tür suçlamaları da kabul etmiyorum. Kadın ticareti yapıyor. Ne demek evet. istiyorsunuz? Bu dışarıdan bana? Bu dışarıdan tutulan bir insandır bence. Evet, kadın ticareti yapıyor. Evet. Yani rahmetli eşini de satıyordu. Hayır. Boş konuşuyor. O kadını da kandırmış. Hayır. Kadına hiçbir şey verecek durumda değil. Kadından alacak durumda o. Hayır. Hiçbir vaatte de bulunmadım. Bir defa. Peki bu kadın ticaretinin adı altında mesela böyle gelsin Naile biriyle seni evlendirelim. Oradan da sana altın takı takılır. Oradan da biz para kazanırız. Hayatımız döndürürüz gibi Hanım, bir durum oldu mu? Hayır. Esra Hanım. Hepsini yapar Esra o. Hepsini Hanım, yapar. Esra Hanım beni araştırabilirsin. Hı-hı. Gelip evime ocağıma da bakabilirsin. Benim çoluğum çocuğum var. Bu kişinin. Peki size niye böyle bir ihbar geldi? Bu kişinin de ismini öğrenip şikayetçi olmak siz istiyorum. Siz kendi yasal hakkınızı kullanın ama sizinle ilgili niye böyle ihbar geldi? Vallahi ben bilmiyorum. Ben kimseye ne bir kötülük yaptım, kimseye ne bir şey yaptım. Peki bu birinci ihbardı. Şimdi ikinci ihbarı Asım Bey duymak ister misiniz sizle ilgili? Duymak ister misiniz? Hayır, ben bu şekilde şeyleri dinlemek istemiyorum. Buradaki... Ama ben dinlemek sonuçta... istiyorum. Niye bu ihbarlar geliyor? Sonuçta Naile. Benim... Sen Esra emlakçı Hanım, dükkanını gördün mü? Benim evet. sonuçta 5 tane evet. çocuğum patronu var. Çalıştı. Eş arkadaşı yaptığı kişiydi. Ben yüzünü görmedim ama biliyorum. Yani. Dükkana sık sık gider misin? Yok, çok sık gitmem. Dükkan kalabalık mıdır? Kalabalık. Bayağı müşterileri var. Seninle ilk tanıştığında ben emlakçıyım, bana yardım et dedi mi? Hayır. Ama hiç siz okum. Eşiniz öyle anlatıyorsunuz. Para istemiş. Para trafiği. Hayır. Para desteği oldu bana. Ama öyle bir şeyde bulunmadı yani. Hayır, bana onun para trafiğini yöneteceğim. Asım'ın okuma yazması yok, onun parasını ben evet, yöneteceğim. Kendisi İlanlarını bana... online'a ben çıkacağım evet, demişsin. Evet, yine okuma yazması yok Esra Hanım. Peki, Asım Bey bir telefon daha var sizinle ilgili. Hoş geldiniz. Alo. Şimdi alo. Merhaba. Merhabalar. Nereden tanıyorsunuz Asım Bey'i? Ordu ili Patsa ilçesi. Buyurun, nedir ihbarınız? Asım Bey yıllardan beri tanıyorum ben. Şöyle diyeyim şimdi Asım Bey emlakçıyım falan diyor ya aslında yani emlak dükkanı falan yoktur kendisine ait. Bir ikincisi de şu. Yok yani. Asım'ın diyabetesine bakıldığı zaman zaten daha önce kadın pazarlamada birçok cezası vardır. Yani hapis aldığı cezalar vardır, para cezası ödemişliği vardır. Hayır. Diyabetesinde zaten bunlar çıkar yani bakabilirsiniz. Hayır Esra Hanım, bunu ben kabul etmiyorum. Bu tür insanları da yayına almayın ya. Yani.
Benim şimdi Asım Bey, o zaman şöyle sorayım. Almayın. Ne bileyim ama böyle siz, hani kadınlarla ben, bir arada olduğunuz bir ortamda hiçbir polis baskını yaşadınız mı? Esra Hanım, Asım Bey, bak kendinizi ifade ettiğiniz için size soruyorum. Gelin. Bir polis baskını yaşadınız mı? Dükkanda, hayır, başka bir yerde? Hayır, hiçbir yerde yaşamadım. Yani ne bileyim böyle bir ahlak masasının geldiği, yok, inceleme yapıldığı, hakkınızda bu konuda işlem yapıldı mı? Yok.